Mescid-i Aksa neresidir? Mescid-i Aksa, Müslümanlarca kutsal kabul edilen ve Müslümanların ilk kıblesi olan mescittir. Kudüs'ün doğusundaki eski şehir bölgesinde Tapınaklar Tepesi olarak bilinen alanda bulunur. Bu alanın yüz ölçümü yaklaşık 144 dönüm olup, Kubbetü Sahra, kıble mescidi ve sayısı 200'e ulaşan birçok esere sahiplik eder. Kubbetü Sahra'nın üzerine kurulduğu kaya, bu tepenin en yüksek noktası olarak kabul edilir. Yani Mescid-i Aksa, bu kırmızı çizgilerle gördüğümüz yerin tamamıdır. Yani sadece ortadaki kısım değildir. Genellikle Mescid-i Aksa deyince akla Kubbetü Sahra'nın kendisi gelir. Burası ise Müslümanların mabedidir ve ismi Kubbetü Sahra'dır. Peygamber Efendimiz de Miraca Mescid-i Aksa'dan yükseltilmiştir. Peki Mescid-i Aksa'nın önemi nedir? Müslümanların ilk mescidi olan Mescid-i Aksa, tarih boyunca Müslüman toplumu için büyük önem taşımıştır. Buna bağlı olarak Kudüs'e giden ya da gidemeyen birçok Müslümanın Kudüs'teki kutsal yapılar arasında hakkında en çok soru sorduğu kutsal mekanda orasıdır. Mescid-i Aksa Müslümanlar için kutsal sayılmasının yanı sıra Hristiyanlar ve Yahudiler tarafından da kutsal sayılan dini bir mekandır onlar için. Bu noktada Mescid-i Aksa'nın üç din için önemi nedir? Yahudiler için önemi ağlama duvarında yaptıkları ibadettir. Mescid-i Aksa'nın bizim için önemi çok yüksektir. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi Hazreti Peygamber Efendimizin miracının burada gerçekleşmiş olmasıdır. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'deki İsra suresinin ilk ayetinde Mescid-i Aksa'nın adı da yer almaktadır. Mescid-i Aksa'nın Hristiyanlar için önemi ise bu dinin Kudüs'ten yayılmaya başlamasıyla alakalıdır. Bu yüzden her sene İsrail Kudüs'e böyle hain bir girişimde bulunmaktadır.